Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizin geçmiş bayramını bir defa daha kutluyorum. Dün Sivas'ta 35 insanımızın yakılarak katledildiği Madımak katliamının 30. yıl dönümüydü. Ülkemizin birliğini, dirliğini, beraberliğini hedef alan, insanlığa karşı işlenmiş bu nefret suçu, yüreklerimizi ilk günkü acısıyla dağlamaya devam ediyor. Bu katliamda yitirdiğimiz canları bir kere daha rahmetle anıyoruz. Adalet bu yangını söndüremedi. İnsanlığa karşı işlenmiş bu nefret suçlarında zaman aşımının söz konusu olamayacağını, olursa bunun da bir başka nefret suçu olacağını bir kere daha milletimizin dikkatine sunuyoruz. Yine hafta sonunda ülkemizin tek bir kişinin imzasıyla milli iradenin tecelligahı meclisimizde kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının üzerinden de iki yıl geçti. Türkiye'nin sözleşmeden çıktığı 1 Temmuz 2021'den bu yılın Haziran ayına kadar geçen sürede ülkemizde toplam 610 kadın cinayete kurban gitti. Ayrıca yüzlerce kadın şüpheli şekilde öldü. Bir kere daha tekrarlıyoruz. Bu cinayetlerin kanı, cinayetleri işleyenler kadar İstanbul sözleşmesini tek bir imza ile kaldırarak kadına yönelik şiddete cesaret verenlerin ellerine bulaşmıştır. Değerli basın mensupları, dünyanın gündeminde çok sıcak bir olay var. Fransa'da Cezayir asıllı 17 yaşında bir genç, trafik kontrolü sırasında polis tarafından vurularak öldürüldü. Protestolar geniş çaplı olaylara dönüştü. Başka ülkelerde de benzer protestolar görülmeye başlandı. Şunu belirtmek gerekir ki vatandaşlarını birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayıran ırkçı şiddete maruz bırakan bir yaklaşım asla kabul edilemez. Biz Fransız yargısının bu konudaki kovuşturma ve soruşturmayı en hızlı şekilde tamamlayarak sorumluları gerektiği şekilde cezalandırmalarını bekliyoruz. Ancak saray hükümetinin Avrupa'nın açık hava sığınmacı kampı haline getirdiği ülkemizde Fransa'da yaşanan olayların çok dikkatle dikkatli takip edilmesi lazım ülkemize kontrolsüz şekilde alınan ve yurdumuzun dört yanına dağılan sığınmacı ve kaçakların yarattığı risklerin üstünün ensar söylemleriyle Avrupa'dan para gelecek masallarıyla örtülmemesi çok iyi tahlil edilmesi, yönetilmesi ve en kısa sürede Suriye ve diğer ülkelerden kontrolsüz şekilde gelenlerin evlerine gönderilmesi şart. Yoksa Fransa'da yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya mesajı atanlara soruşturma açarak ya da hükümet sözcülerine Türkiye sömürgecilerle yan yana getirilemez gibi bir takım beylik sözler söyleterek bu işin üstesinden gelmek mümkün değildir. Artık sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili bir eylem planını hızla uygulamak gerekmektedir. Türkiye bu yükü daha fazla kaldıramaz. Kendi vatandaşlarının hakkı olan refaha başka ülkelerden gelen insanlara vermeye zorlanamaz sığınmacıların ülkelerine dönüşü için bölge ülkeleriyle diplomatik temasa geçilmesi, takvimi belli bir dönüş planının belirlenmesi bu meselenin halli için gereklidir. Bugün artık samuray kılıçlı sığınmacılar sokakla sokaklarda birbirlerine saldırıyorlarsa, Antalya'nın sahilinde, Kayseri'de Luna Park'ta, İstanbul Avcılar'da ÖSO bayrakları açılmaya başlandıysa bekleyecek bir dakika dahi kalmamıştır. Bu arada saray ülkemizde bu bayraklar sallanırken neden sessiz kalmaktadır? Rus yazar Turgenev'in dediği gibi yeri geldiğinde bir kapiklik mum bir şekli yakabilir. Yine geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu bir nefret suçudur. Hiçbir şart hiçbir hal ve şart altında ifade özgürlüğü kılıfına sokulamayacak bu ayıba kendini medeni sayan ülkelerin tepkisizliği de utanç vericidir. İnançlar arasında sevgiyi ve barışı büyütmek varken nefreti körükleyen bu saldırıyı telin ediyor, bu saldırıya sessiz kalanları da kınıyoruz. Değerli basın mensupları, bu bayram milletimizin büyük bir kesimi için zor geçti. Bu kesimlerin sofralarında bereket, ağızlarında tat yoktu. Bunların başında da emeklilerin sofrası vardı. Saray bundan beş yıl önce emekliye bayram ikramiyesini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoruyla getirmişti. Bu yıla kadar da doğru dürüst bir artış yapmamıştı. Bu sene biz her emekliye önceki bayramdan eksik ödenen dahil toplam 15 bin lira kurban bayramında ikramiye sözü verdik. Seçim bitti. Saray hükümeti emekliye sadece 2 bin lirayı reva gördü. 2018 yılında ilk verildiğinde de emekliğinin bayram ikramiyesi olan bin lirayla Diyanet'in vekaletle yurt içi kurban kesim bedeli olan 850 liraya kurban kesilebiliyor. Kesilebiliyordu. Bu yıl ikramiye 2000 liraya çıktı. Diyanetin yurt içi kurban kesim bedeli ise 5950 lira. Emekliye ikramiye ilk verildiğinde emekli bayramda kurban ibadetini yerine getirebiliyor. Üstüne memlekete gidiş dönüş parası ya da torunlara bayram harçlığı çıkıyordu. Şimdi emeklinin bayram ikramiyesi bir kurban parasının ancak yarısının da yarısına yetiyor. Son beş yılda saray hükümetinin döneminde sadece kurbanlık fiyatlarının değil her şeyin fiyatı aldı başını gitti. Milletimiz pahalılığa ezdirildi. Yaz geldi hala markette bir kilo erik 60 liraya, bir kilo fasulye 35 liraya satılıyor. Bir somur ekmek bugün yedi buçuk lira oldu. O da şimdilik. Paramız bayramda da değer kaybetmeye devam etti. Bayramdan önceki hafta 23 lira 60 kuruş ödeyerek 1 dolar alıyorduk. Şimdi bayram bitti, doların değeri 26 liranın üstüne çıktı. E tabi hal böyle olunca da dünyada Brent petrol fiyatları bir ay önceye göre hiçbir değişiklik göstermezken bizde pompa fiyatları artmaya devam ediyor. İşte benzin litresine de bu gece 2 lira 11 kuruş daha zam geliyor. Yine kiralar son bir yılda büyük şehirlerde iki buçuk üç katına çıktı. Yazdıkları hiç söylemiyorum. Artık tatil yörelerinde evler açık arttırma usulüyle kiraya verilmeye başlandı. Bugün normalde TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklaması gerekiyordu. Ama açıklama çarşamba gününe kaldı. İTO fiyatları bayram seyran demeden açıkladı. Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu en Haziran enflasyonunu bugün açıkladı. Bir tek tweak. O da bir ay önceden bayram tatili nedeniyle iş yerlerinden fiyat toplayamam diyerek Haziran ayı fiyatlarının açıklanmasını iki gün erteledi. İlk altı aylık enflasyon belli olduğunda memurun maaşına, emeklinin aylığına, kamu işçisinin ücretine enflasyonun telafisi için yapılacak artışta belli olacak. Onun için Haziran ayı enflasyon rakamları çok önemli. TÜİK'in ağır makyajlı rakamları zaten gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Bir de bu fiyatların açıklanmasının bayram bahanesiyle ertelenmesi çalışanların ve emeklilerin maaşlarının bir kere daha gasp edileceği endişesini arttırıyor. Hükümet 6 ay boyunca çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirdi. Şimdi Temmuz ayında bir artış yapacak. Güya tek bir ayda enflasyonu telafi edecek. Peki vatandaşın geçmiş 6 ay boyunca yaşadığı kayıp ne olacak? Vatandaşın üstünde kalacak. Diğer yandan enflasyonun yüzde kırkların üstünde olduğu bir dönemde maaş, aylık ve ücretlerin sadece enflasyon telafisi olacak şekilde arttırılması geçmiş enflasyonun telafisi şeklinde arttırılması, önümüzdeki 6 ayda vatandaşlarımızın enflasyona ezdirileceği anlamına gelir. Bu nedenle Temmuz'da yapılacak artışta yılın ikinci 6 ayında beklenen enflasyonda mutlaka dikkate alınmalıdır. Ha üzerine refah payı da konulabilir. Tabi bu arada seçim öncesinde Erdoğan'ın yine genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoruyla en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadini de tutup tutmayacağını yakından takip ediyoruz. Hükümet seçim öncesinde en düşük emekli aylığını 7500 liraya çıkarırken bunu emekli kök aylığına zam şeklinde yapmadı. En düşük maaşı 7500 liraya çıkarırken aradaki farkı hazineden karşıladı. Örneğin 5500 lira alan bir emeklinin maaşı 7500 liraya çıkarken 7501 lira alan bir emeklinin aylığı yerinde saydı. Böylece daha çok prim ödeyenle daha az prim ödeyen arasında fark kalmadı. Hükümet büyük bir adaletsizliğe neden oldu. Dönemin bakanı da bu adaletsizliğin düzeltileceğine dair sözler verdi. Onun verdiği sözlerinde kademeli artış sözlerinin de takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları Son seçimlerde hükümet tam gaz seçim ekonomisi uyguladı. Elbette eldeki tüm elindeki tüm imkanları kullandı. Kazanın dibini sadece kazımakla kalmadı, kazanın dibini deldi. Ülkede döviz kalmadı, şimdi tam gaz dışarıdan para bulmaya çalışıyor. Erdoğan seçim öncesinde ağzından düşürmediği nasıl unuttu faiz artışına razı oldu. Ama bir yandan da yaklaşan yerel seçimler aklından bir türlü çıkmıyor. Acaba sarayın vitrine koyduğum iki isim üzerinden bir dalga yakalayıp daha fazla faiz artırmadan dışarıdan para bulabilir miyim? Diyor. Yerel seçime kadar ekonomiyi bu rüzgarla götürmeye çalışıyor. Bir istikrar programı falan uygulamaya da niyeti yok. Yine bugünlerde bir hikaye anlatılıyor. Şimdilerde hükümet TL'nin değer kaybetmesine göz yumuyormuş ama bir yerden sonra bunu durduracakmış, kuru sabitleyecekmiş. Hatta Türk lirasının bir miktar da değer kazanmasına göz yumacakmış. Böylece mevcut Türk Lirası faizler yabancılara çok cazip gelecekmiş. Seçimlere kadar başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancıların paralarını ülkeye getirecekleri ve seçime kadar can yakacak hiçbir önlem almadan vatandaşın canını yakacak hiçbir önlem almadan ekonomiyi götürmeyi bekliyorlarmış. Biz bu ülkede daha önce de bu hikayelerin peşine takılan çok hükümetler gördük. Ama hepsinin sonu hüsran oldu. Ben soruyorum. Enflasyon birinci önceliğimiz deyip duruyordunuz. Enflasyonu düşürme bu hikayenin neresinde? Bütçe dengesini enflasyonla mı sağlayacaksınız? Dış ticaret açığı ne olacak? Dış Ticaret Bakanlığı'nın Haziran verisi bugün açıklandı. Bu yılın Haziran ayında iş günü sayısı bayram nedeniyle önceki yıla göre beş gün az. Bu nedenle ihracatta, da, ithalatta da düşmüş. Dolayısıyla bu bayram ayını bir gösterge olarak görmek mümkün değil. Ama yılın tamamına bakıldığında dış ticaret açının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 120 milyar dolara dayandığı görülüyor. Sarayın dış ticaret fazlası ve cari fazla vererek enflasyonla mücadele safsatası çöp oldu. Ama dış ticaret açığı sorunu orada duruyor. Nur topu gibi duruyor. Öyle görünüyor ki saray dışarıdan kaynak bulayım derken enflasyona ezdirilen vatandaşı enflasyona ezdirecek. Ortada bir plan yok orta vadeli program yok, ek bütçe yok. Geçmiş yönetimin piyasalara vurduğu prangaların nasıl kırılacağına dair açıklanmış bir strateji yok. Değişen iki isim dışında ekonomi yönetiminde de, para politikası kurulunda da eski tas eski hamam. Sadece yaldızlı bir takım sözler var. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'yi kara para ve terörizmin finansmanı konusunda kendisinden önceki hükümetlerin soktuğu gri liste ayıbından kurtaracağını söylemişti. Yeni liste geldi, açıklandı. Türkiye hala gri listede. Yetmiyor. Bir de raporda kara para aklama ve terörizmin ile mücadele konularında Türkiye'nin gidecek çok yolu olduğu belirtiliyor. Plan yok, program yok, ne olduğu belli olmayan bir takım e, laflar, sözler var. Bu şartlar altında kim güvenip de Türkiye'ye para getirecek? Ben söyleyeyim. Ya kısa vadede parayı vurmak isteyen sıcak paracılar, tefeciler, ucuza devlet malı kapatmak isteyen vurguncular, ya da dost kisvesi altında Türkiye'den siyasi taviz koparmaya, Türkiye'ye emir vermeye kalkan emperyalist güç olma, Yeni dü yeniden düğün umumiyeyi canlandırma heveslileri. Bunlar gelecek. Bu hikaye 2021 yılının Eylül ayında uygulamaya koydukları yeni model safsatasından bile beter. Tekrar söyleyeyim. Bu işin sonu milleti enflasyonun altında daha da ezmek, ezdirmek. Verilen maaş, aylık ücret zammını çok kısa sürede pul edip milletin elinden geri almak. Sonunda bu ülkenin vatandaşlarının alın terini... Yabancıya ballı börek olarak peşkeş çekmek, Cumhuriyeti kurarken bitirdiğimiz düğünü, umumiyeyi geri getirmektir. Bu, bu işin sonu borç verenden emir almaktır. Bu işin sonu milletimiz için hüsrandır. Değerli basın mensupları, Aziz milletimizin kulakları bugüne kadar neler duyduğu gözleri neler gördü neler. Villaların bodrum katında sıfırlamakla bitmeyen para dolu kasalar ayakkabı kutularından, çikolata kutularından taşan dolarlar, yurt dışındaki vergi cennetlerinde kurulan aile şirketleri ve bunlar üzerinden yapılan milyonlarca dolarlık para transferleri. Bu tür haberlere alıştık. En son saygın bir yabancı haber ajansı içinde saray şürekasından isimlerinde geçtiği bir haber yayınladı. Buna göre İsveçli bir şirket Türkiye'de araçlara kendi sattıkları alkol metrelerin takılması için bir girişimde bulunmuş buna yasal altyapı oluşturması ve ticari ayrıcalıklar kazanmak karşılığında Bilal Erdoğan'ın başında olduğu vakıf ve üniversitelere 10 milyarca dolarlık rüşvet aktarmayı planlamış. Hatta bunun için Türkiye'de paravan şirket bile kurmuş. Ama şikayet üzerine bu çirkin oyun ortaya çıkmış, planı yapanlar şirketten atılmış ve bu plan hayata geçmemiş. Habere konu olayın özeti bu. Ama bu haberin çıkmasının ardından yaşananlar haberden çok daha ilginç. Önce Erdoğan'ın iletişim başkanlığı çıkıyor habere ver etmeye başlıyor. Sonra onun ardından Rütük Başkanı, sonra Meclis Başkanı, bakanlar bu vaveylaya bu Vavayla iştirak ediyor. Tabii bunun ardından da troller geliyor. Onu da derhal yayın yasakları takip ediyor. Ben buradan soruyorum, Cumhurbaşkanı'nın olduğu ile ilgili bir haber, Rütük Başkanı'nı, bakanları ve hatta Meclis Başkanı'nı neden bu kadar infiale sevk ediyor? Ben size söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucube rejimde, parti devletinde maalesef işler böyle yürüyor. 85 milyon millete de bu kirli düzenin devamı için karın tokluğuna köle gibi çalışmak düşüyor. O da iş bulabilirse, gurbet kızımız, Mevsimlik işçi bir ailenin kızı. Antalya'da tarlada doğmuş. Çalışmış, didinmiş. Üniversitenin bankacılık bölümünü bitirmiş. Ama torpil bulamamış, işe girememiş. Şimdi ailesiyle birlikte Antalya'nın sıcağında yevmiye ile günlük 11 saat tarlada günde 11 saat tarlada çalışıyor. Günlük nafakasını çıkarmaya uğraşıyor. Gurbet kendisine mikrofon uzatan muhabire bu ülkede başarılı olmak bir işe yaramıyor diyor. Çoban Sülü'den Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i çıkaran, yetenekli gençlerini en ücrada bile olsa bulup yurt dışında eğitime gönderen, onları dünya çapında bilim insanı ve sanatçı yapan bu ülkenin ucube saray rejimi elinde geldiği yer işte burası. Yokluk, yoksulluk artık bu topraklarda bir kader olarak sonraki kuşaklara aktarılıyor. Çalışsan da yoksulsun, çalışmasan da yoksulsun. Bu ucube rejim gelmeden önce 5 milyon 272 bin olan gerçek işsiz sayısı Nisan ayı itibariyle 9 milyon 138 bine çıktı. Ucube rejimle geçen 5 yılda işsizler ordusuna 3 milyon 867 bin kişi eklendi. Son 5 yılda vatandaşların ve şirketlerin borcu 4'e, kamunun borcu 5'e katlandı. Finansal kesim dışında kalan kesimlerin borcu 4 kat arttı. 3 trilyon 381 liradan 14 trilyon 466 milyar liraya çıktı. Orta direk yok oldu. Zengin ile fakir arasındaki makas olağanüstü açıldı. Bu yılın Nisan ayı itibariyle bankalardaki toplam mevduatın %70'ini 1 milyon lira üzerindeki mevduat hesapları oluşturuyor. Ancak bu 1 milyon lira üzerindeki hesap sahiplerinin sayısı bankaların toplam müşteri sayısının sadece binde altısı. Bu düzende birileri hep birilerinin üzerine yaslanıyor. Altta kalan da her zaman emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız oluyor. Bu düzenin böyle gitmeyeceğini söyleyen herkes bir numaralı düşman ilan ediliyor. İşte genel başkanımıza yönelik fezleke tehditleri. İşte sosyal medyadaki sürek avları. İşte Rütük'ün muhalif televizyonlara kestiği intikam cezaları ve işte en son gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir programda söylediği sözlerden orası burası kesilerek montajlanarak hazırlanan bir video gerekçe gösterilerek tutuklanması. Merdan Yanardağ o programlarda AK Parti'nin Diyarbakır milletvekilinin sözlerini sözlerini anımsatarak hükümeti neyi neden yaptığını hatırlatıyor sarayın yeni bir süreci, yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salı verme niyetinden bahsediyor. Tezgahın açığa çıktığını gören saray muhalif mahfilleri de hemen kampanya başlatıp gazeteci Merdan Yanardağ içeri attırıyor. Ahlak pusulası fırıldak olmuş saray hükümetinin yalanlarla, troll ordularıyla algı yönetme taktiği anlaşılan yerel seçimlere kadar tüm hızıyla devam edecek. Biz Seçim süreci Mayıs ayında sona ermedi. 8 ay sonra yapılacak belediye seçimlerine kadar sürecek derken bu lafları boşuna etmiyoruz. Ama ülkenin geleceği için sorumluluk alan gazeteciler bu baskılara pabuç bırakmayacaktır. Ülkemiz adına utanç verici bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır. Değerli basın mensupları, önümüzdeki yerel seçimlere kadar çok kritik bir zaman dilimi var. Sarayın en büyük beklentisi karşısında bir araya gelmiş, karşısında bir araya gelen muhalefeti bölmek. 94 seçimlerinde olduğu gibi karşısındakileri dağıtıp kendi adaylarını aradan çıkarmak. Bunun için her türlü çabayı fasıla vermeden sürdürüyorlar. Biz önceki seçimdeki eksikliklerimizi hızla gideriyoruz. Bir yandan örgütümüzde başlattığımız yenilenme sürecini gerçekleştirirken önümüzdeki yerel seçimlere kadar hizmetlerimizi anlatarak en ücra mahallelere kadar ev ev dolaşarak bundan önceki seçimlerdeki birlikteliklerimizi tahkim ederek yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok belediyeyi Erdoğan'ın elinden aldığımız yerel seçim zaferimizden bu yana Dört yıl geçti. Geçen dört yılda belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiler. Vatandaşın parası vatandaşa hizmet için kullanılınca nasıl eserler verilebildiğini gösterdiler. İllerinde, ilçelerinde belediyeler eliyle verilen yardımları arttırdılar. Üretime destek olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için var güçleriyle çalıştılar haklarında söylenen tüm yalanları yalancıların yüzüne vurdular. Şimdi yapılan hizmetleri anlatma bugüne kadar yapılan, yap, yapılanlardan çok daha büyük işler yapma zamanıdır. Bayram bitti. Artık bu yaz CHP örgütlerine, CHP milletvekillerine, CHP belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, her kademeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine tatil yok. Yenilenen kadrolarımızda tüm gücümüzle seçime kadar sahada olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O sorulardan ilk Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak yapacak mı? Eğer yapılamazsa büyük şehirlerin kaybedilme riski var mı? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Yerelin kendine özgü koşullarını en iyi bilen ve değerlendiren partidir. Oluşan koşullara ve risklere göre yeni stratejileri hayata geçirmekte tereddüt etmez. Bu çerçevede mevcut 11 büyük şehrin yanında yeni büyük şehirleri de kazanacağımızdan kimsenin tereddütü olmasın. Büyükşehir belediye başkanlarımız konuşmamda da ifade ettiğim gibi başarılı hizmetler vermiş büyük eserlere imza atmışlardır kendilerine vatandaşlarımızın desteğinin artarak devam edeceğinden eminiz. Efendim Sözcü TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine siyasi rüşvet teklif ettiğini iddia ediyor. Bu konu hakkında sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Önce bir genel değerlendirme yapayım. Belediye başkanları öncelikle kendi illerinin, ilçelerinin sorunlarını çözmeli. Hemşerilerine en iyi hizmeti vermeye çalışmalı. Tanju Özcan vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üstünde yeri vardı. Şimdi bu kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir e, söz vardır. Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çöz. Efendim Kanal 7 tarafından yönlendirilen bir soru var. Kanal 7'nin sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Belek'teki tatili sosyal medyada e, yankı buldu. Mütevazi mutfaktan lüks villada tatile eleştirileri yapılıyor. Sizin bu konuya ilişkimi değerlendirmeniz olacak mı? Genel Başkanımızın her biri kendi işinin gücünün sahibi olan aile fertleriyle birlikte kısa bir süre dinlenmesini eleştirmenin ben gerçekten Kurban Bayramı'nda büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani esas sorulması gereken soru şudur Tayyip Erdoğan'a milletin ödediği vergilerle uçan, kaçan, duran yazlık kışlık saraylarda ne kadar harcama yapılmıştır? Çünkü burada söz konusu olan milletin parasıdır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Merkez Bankası faiz politikasında değişikliğe gidilen son toplantının özetini yayınladı. Kararı enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak değerlendirdi. Elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini de söyledi. Bu, bugüne kadar uygulanan politikanın yanlış olduğunun bir itirafı mı? Dolar kurunu baskılamak için muhalefet bugüne kadar hep yakılan dolarları hatırlatıyordu. Bu açıklama için sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi tabii bunu Bakan Mehmet Şimşek'in ifadesiyle bugüne kadar izlenen akıl dışı, irrasyonel politikalardan dönüşün bir başlangıcı olarak anlamak mümkündü. Ama bunun yanına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı dışında üyeleri değişmeyen, eski üyelerle devam eden para politikası kurulunu bundan önceki akıl dışı politikaların baş uygulayıcılarından biri olan eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun başına atanmasını koyduğumuzda bir de bunların üstüne Erdoğan'ın ben değişmedim, aynıyım sözlerini eklediğimizde ortaya mükemmel bir kafa karışıklığı çıkıyor. Türk ekonomisi ızrar halindedir. Ekonominin bu çelişki söylemlerle yönetilmeye çalışılması akılcı politikalara dönüşüm maliyetini arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bugün rezerv satmayacağım dersiniz. Bu çelişkili sözlerle devam ederseniz faizleri çok arttırmak zorunda kalırsınız. Yarın faizleri arttırmak zorunda kalmak istemezseniz bu sefer rezervleri satmak zorunda kalırsınız. Türkiye'nin derhal, derli, toplu, dört başı, mamur bir e, programı millete sunması ve bu çerçevede yürümesi gerekmektedir.